Bölgesel kalkınma projeleri. Türkiye'nin gelişmeyen yerleri var, geliştirelim. Doğu Anadolu projesiyle Doğu Anadolu'nu geliştirme projesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi geliştiriliyor GAP'la. Doğu Karadeniz DOKAP'la geliştiriliyor. Orta Karadeniz Yeşilırmak projesiyle geliştiriliyor. Batı Karadeniz'deki Zonguldak, Karabük, Bartın çevresini geliştirelim. ZBK ile şurada ve Konya çevresini geliştirelim. GAP'la başlayalım. GAP Güneydoğu Anadolu projesi. Bu arada GAP uygulama aşamasında olan bir proje. Bu projelerin hepsinin amacı tarımı geliştirelim, hayvancılığı geliştirelim, ulaşım yerleri onları geliştirelim, turizmi geliştirelim mantığı vardır. Ama bunlardan bir tanesi diğerlerinden net bir şekilde ayrılıyor. Bu da ZBK, Zonguldak Bartın Karabük projesi. GAP kapsamındaki önemli kentler Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsamaktadır. Şu aşağıda Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak şeklinde gidiyor. Şimdi Güneydoğu Anadolu projesiyle sulama sorunu çözülüyor. Bununla birlikte elektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi alanlar da çözülmüş oluyor. Yani GAP sadece Güneydoğu Anadolu projesinin sulama projesi değil, topyekün oraya geliştirme projesidir. Güneydoğu Anadolu projesinde GAP kapsamında çok önemli barajlar yapılıyor. Türkiye'nin üç önemli barajı var: Keban, Karakaya, Atatürk. Fırat'ın üzerindedir bunlar. Bunların bir tanesi GAP kapsamı dışında. GAP'tan daha önce yapılmış. Kim Keban? Karakaya, Atatürk, Kral Kızı, Karkamış, Dişle, Birecik, Batman diye devam ediyor bu GAP kapsamında yapılan barajlar. Barajın yapılmasıyla sulama geliyor, elektrik geliyor, ürün çeşidi artıyor, Şanlıurfa'ya pamuk geliyor. Yani Güneydoğu Anadolu projesiyle Güneydoğu Anadolu gelişiyor. Ve Şanlıurfa'da Türkiye'nin en büyük uluslararası kargo havalimanı inşa ediliyor. 7 ilde havaalanı inşa ediliyor. Şanlıurfa'da ise Türkiye'nin en büyük uluslararası kargo havaalanı inşa ediliyor. En uzun piste sahip. Bu GAP'la birlikte Atatürk Barajı üstünde su sporları dahi yapılmaya başladı. Hatta balıkçılık faaliyetleri, kötür balıkçılığı da ön plana çıkmaya başladı. Gerçi sporlarını bir yıl yapmışlar. Daha sonra bir kaza yaşanmış, daha sonra yapılmış ama illaki yapılmaya başlanır yine. DAP'a geçelim. DAP Doğu Anadolu Projesi. Kapsamında kimler var? Sivas. Sivas İç Anadolu'ya ait ama fark etmez. Bu DAP projesi kapsamında yer alıyor. Ve Doğu Anadolu'nun tüm önemli kentleri var. Biri hariç. Şırnak. O GAP projesi içerisinde. Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas. Aritmetik nüfusun en yoğun olduğu yer neresiydi? Tunceli'ydi bu arada. Şimdi Doğu Anadolu'da projesiyle Doğu bölgenin kalkınabilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Tarım ve hayvancılık konusunda problemler var. Onlar çözülmeye çalışılıyor. Mesela besarı geliştirirsek, çiftçiye kredi sağlarsak bölgedeki sorunu yavaş yavaş çözmeye başlarız. Meralar ıslah edilmeli, hayvan soyları ıslah edilmeli. Besar hayvancılığını geliştirelim. Neyle? DAP'la. Sivas'a dikkat, DAP kapsamında. Şırnak'a dikkat, DAP kapsamında değil, GAP kapsamındadır. Şimdi ZBK kapsamına gidelim. Zonguldak, Bartın, Karabük. Şimdi ZBK'nın diğer projelerinden farkı bu projenin kapsamında madenler vardır. Maden ve sanayi. Mesela Zonguldak'ta taş görme yatakları, maden yatakları var değil mi? Bu tesisleri modern hale getirelim. Bununla, yani projede bu tür şeyler yapılıyor. Teknolojik araç ve gereçlerle daha modern üretim yapalım. ZBK'nın temelinde bu var. Bu tür maden şeylerini, sanayi şeylerini hallettikten sonra ondan sonra tarıma geçilebilir. Ama öncelikli olarak sanayi ve madenle ilgili gelişimleri de halletmek gerekiyor. Dokap'a geçelim. Dokap kapsamında kimler var? Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum var. Mesela Ordu Orta Karadeniz'de ama var. Yine aynı şekilde Samsun, Amasya, Tokat, Çorum da Orta Karadeniz'de. Bunlar birazdan bahsedeceğimiz Yeşilırmak projesinde de var ama burada da var. Doğu Karadeniz'i geliştirelim. Nasıl geliştirelim? Tarımı hayvancılık konusunda geliştirelim. Aynı zamanda turizm için de atılımlar yapalım. Ne yapalım? Samsun'un yaylasını Karadeniz'in yaylasına bağlayalım. Yeşil Yol projesi gibi mesela. Tabii ki besyalar hayvancılığına teşvik edelim.
proje kapsamında Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in bütün kentleri mevcut. Şimdi Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi'ne geçelim. Yeşilırmak'ın geçtiği yerlerdeki taşkın problemini çözelim diye başlayan proje, topyekun buraya geliştirme projesi haline dönüştü. Kim var? Samsun, Çorum, Amasya, Tokat. Son yıllarda bunun yanına bir de Yozgat eklemişler, sormuşlar. Hangisi değildir diye. Tabii ki Yozgat değildir. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsıyor. Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, bunlar hem DOKAP'ta hem de Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi'nde mevcut gördüğümüz üzere. Bir de KOP'a geçelim. Şimdi Konya Ovası Projesi. Konya Ovası'nı geliştirme amacıyla kuruldu. Hangi kentler var? Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, bunlar KOP kapsamında. Bakın, bu KOP kapsamında Kayseri ve Ankara yok. Bunlara dikkat edelim. İç Anadolu'nun en büyük sorunu su yağış azlığı, değil mi? İşte Tuz Gölü'nün kuruması, Seyfe Gölü'nün kuruması bunu gösteriyor zaten. Bu su problemi için Göksu'nun suyu Mavi Tünel projesiyle Konya Ovası sulanmaya başladı. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su temini projesi var. Dragon çayının suyu taşınılıyor. 100 kilometrelik boru ile birlikte Kıbrıs'a taşınılıyor.